Merhaba sevgili dostlar. Sizlere peygamberler tarihinden yaşanmış bir kıssayı anlatacağım. Biraz böyle komşuluk hikayelerini, komşuluk haklarını içeren bir hikaye. Musa peygamber zamanında yaşanmış. İbret alabileceğimiz, hakikaten ders çıkarabileceğimiz çok tatlı, çok güzel bir hikaye. Ben de ibrete vesile olması ümidiyle sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Kısamıza geçmeden önce sizlerden istirhamım videomuzu beğenmeyi ve bu güzel içeriklerimizin devamı için inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cenab-ı Peygamber Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın huzuruna çıkmak üzere tur Sina'ya doğru yola çıkmış. Bir orman yolunu tutup gidiyormuş. Biraz ormanın ilerisinde orta yaşlarda bir köylüye rastladı. Köylünün sırtında ormandan topladığı çalı çırpı vardı. Yükü bayağı ağırdı ve Hz. Musa'yı görünce dedi ki ey yabancı dedi "Sen kimsin?" dedi. "Hazreti Musa ya. Nereden gelirsin? Nereye gidersin?" dedi. "Böyle uçsuz bucaksız ormanda senin işin ne?" dedi ya. Hazreti Musa Aleyhisselam ise kendisinin peygamber olduğunu ve Allah'ın huzuruna çıkacağını söyledi. O kişi de Hazreti Musa'ya Dedi ki hey Musa benim senden dedi bir ricam olacak dedi. Buyur dedi Hz. Musa Aleyhisselam. allah Teala'ya söyler misin? Bana bir eşek versin dedi. <laughs> benim yaşım çok ilerledi. Artık dedi yük taşıyacak dermanım kalmadı dedi. Param da yok ki kendime bir eşek alayım. Hz. Musa olur dedi söylerim dedi ve oradan ayrılıp yoluna devam etti. Aradan birkaç gün sonra Hz. Musa'nın yolu bir köyden geçiyor. Bir köyün içinde bir evin kapısını çaldı, kapıyı bir kadın açıverdi. Hz. Musa dedi ki Tanrı misafiri kabul eder misin diye sordu. Kadın da hiç tereddüt etmeden buyur dedi. Hz. Musa aleyhisselam kadına dedi ki Evde erkek yok mu dedi. Kadın da kocasının öldüğünü söyleyince bir tek oğluyla yaşadığını söylemiş Hazreti Musa İsa'ya. Oğlunun ise eve alışveriş yapmak için şehre gittiğini söylemiş. Birazdan gelir diye ifade etmiş. Ve kadın Hazreti Musa Peygamber'e dedi ki sen dedi sen kimsin? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Dedi. Dedi ki ben Allah'ın peygamberi Musa'yım. Allah'ın huzuruna çıkmak için yoldayım dedi. Allah'ın huzuruna gidiyorum Rabbimle bin bir kelam etmeye. Kadın bu sözleri duyunca dedi ki ey Musa benim sana bir maruzatım var dedi. Hazreti Musa aleyhisselam buyur dedi. Kadın da başladı anlatmaya. Ben dedi Allah'a karşı çok büyük bir günah işledim dedi. Allah'ın huzuruna çıkınca, seyler misin benim yaptığım günahdan dolayı? Beni affeder mi acaba dedi. Ben kendi öz oğlumla zina ettim dedi. Çok büyük bir günah işledim dedi. Hazreti Musa ise olur dedi söylerim. Ve tekrar yola çıktı. Hemen köyün çıkışında 3-5 kişi kadar adam görmüş. Bunların hepsi de fitil gibi sarhoş. Zil zurna derler yani. Zil zurna sarhoş. Sadece bir tanesi böyle yarı ayık, yarı sarhoş bir kafayla Hz. Musa'yı görünce dedi ki Hey yabancı dedi. Böyle bağırış çağırış. Nereye gidiyorsun dedi. Hazreti Musa da onlara kendisinin peygamber olduğunu, Allah'ın huzuruna varmak için yola çıktığını söyledi. Sarhoşlar da dedi ki, iyi hadi bizden de selam söyle, yoluna çık dedi. <laughs> hadi yoluna çık, yoluna çık olsun dedi, selam dedi onu, selamet dediler, selam atladılar. <laughs> Hazreti Musa da olun söylerim dedi. Oradan da ayrıldı. Ve sonunda Allah'ın huzuruna çıktı Hz. Musa peygamber aleyhisselam. allah Teala Hz. Musa'ya vahiylerini bildirdikten sonra Hz. Musa lafa girmeden allah Teala anlatıvermiş. Ey Musa birincisi o ormanda gördüğün köylüye söyle bana dua etsin. Duasının sonunda da komşusuna iki eşek istesin. Ben ona bir eşek vereceğim demiş. O dul kadına da söyle bu sır benim senin ve kendisinin arasında kalması ve kimseye anlatmamak şartıyla onu affediyorum dedi. O sarhoşlara gelince onlara söyle Allah'ın işi var. Dünyayı iğnenin deliğinden geçiriyormuş dersin dedi. Bu sözleri Hazreti Musa aldıktan sonra tekrar döndü. Dönüşte köye girdi, o kadının evini çaldı kapısını. Kapıyı açan dul kadın Hazreti Musa'yı görünce ne oldu dedi? Ya Musa, söyledin mi? dedi ki bu sır Allah'ın senin ve benim aramızda. Bu şartla Allah yaptığın o günahı affettiğini söyledi. Hz. Musa oradan ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz kadın hemen koşu vermiş komşularına. Başından geçen tüm olayları anlatı vermiş. Ben zina yaptıydım. Allah beni affetmiş diye söylemiş komşulara. Sonra Hz. Musa o sarhoşları görmüş ve Hz. Musa'yı karşılarında görünce dediler ki Ey Musa ne oldu? Bizim selamımızı söyledin mi? Hazreti Musa evet dedi söyledim. Peki bizim selamımızı alınca ne dedi sana? Hazreti Musa dedi ki sizlerin selamını söyleyince Allah da bana Allah'ın işi varmış. Dünyayı iğne deliğinden geçiriyormuş de dedi. Sarhoşlar bu sözü duyunca hayretler içerisinde Dediler ki ya Allah değil mi? Her şeyi yapmaya kadir değil mi? Ne isterse o olur dediler. Tabii ki dünyayı da iğnenin deliğinden geçirir dediler. Sonra Hz. Musa ormandaki köylüyü gördü. Hz. Musa'yı karşısında görünce hey Musa dedi Allah'tan benim için eşek istedin mi dedi. Musa Aleyhisselam evet dedi. Peki ne oldu deyince Hz. Musa dedi ki sen Allah'a dua edeceksin. Duam bittikten sonra komşuna iki kendine bir eşek isteyeceksin. Eğer dedi bunları yaparsan sana Allah eşek verecek dedi. Köylü bu sözleri duyunca hemen başladı ah vah çekmeye. Nasıl olur da Allah bana bir eşek veriyor da komşuma işe iki eşek veriyor. Olur mu öyle şey hem de benim duamla falan filan. Komşum eşek istemedi ki ben istedim eşeği. Kendi kendini böyle adam yedi bitirdi. Gel zaman, git zaman Hazreti Musa tekrar Allah'ın huzuruna çıktı. Allahu Teala Hazreti Musa'ya anlatmaya başladı. Birincisi dedi git o dul kadına söyle. Sırrımız benim senin ve kendisinin arasında kalmak şartıyla onu affetmiştim. Ama o dayanamadı gitti Herkese anlattı Ve onun Benim yanımdaki yeri artık cehennemdir Dedi O köylüye de söyle Ona artık ne, ce e, ne eşek Veriyorum ne ve de onu affediyorum Dedi O köylüler bundan sonra Yaşamı boyunca O yaşlı artık sırtında yük taşımakla Geçecek Ölümü de o yüklerin altında olacak Ölünce de benim yanımda yeri cehennemdir dedi. Çünkü o komşusunun hakkını yedi dedi. Git o sarhoşlara da söyle tevbe etsin bir daha da içmesinler. Kendilerini affettim. Onların benim yanımdaki yerleri artık cennettir dedi. Çünkü onlar benim büyüklüğüme ve onlar bana inandılar buyurdu Rabbimiz Teala Celle Celal. Allah bizleri de dinden imandan ayırmasın can kardeşlerim. allah Teala cümlenizin, cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Vesselam.